Ehliyetiniz var mı? Ülkenizde kimler ehliyet alabilir? Ehliyet almak için ne yapmak gerekir? Evet, ehliyetim var. Türkiye'de 18 yaşını doldurduktan sonra herkes ehliyet alabilir. Ehliyet almak için sınavlara girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak gerekir. Araba, motosiklet veya bisiklet sürebiliyor musunuz? Bunları sürmeyi ne zaman ve nerede öğrendiniz? Evet, araba sürebiliyorum. Araba sürmeyi lisedeyken babamdan öğrendim. Sonra da sürücü kursuna gidip ehliyet aldım. Yaşadığınız şehirde hangi saatlerde daha çok trafik oluyor? Sabah ve akşam saatlerinde çok trafik oluyor. Çünkü insanlar o saatlerde işe, okula gidiyorlar veya eve dönüyorlar. Hangi trafik kurallarını biliyorsunuz? Bu kurallara uymak neden önemlidir? Herkes gibi ben de önemli trafik kurallarını biliyorum. Mesela kırmızı ışıkta durmak, yeşil ışıkta geçmek gibi. Ayrıca hız yapmamak ve emniyet kemeri takmak da çok önemlidir. Böylece kazalar olmaz. Trafikte bütün kurallara uyuyor musunuz? İnsanlar genellikle hangi trafik kurallarına uymuyorlar? Genellikle ben bütün kurallara uymaya çalışıyorum. Ama herkes kurallara uymuyor. Mesela birçok kişi kırmızı ışıkta durmuyor veya bazı sürücüler trafikte cep telefonu kullanıyorlar. Bence bu çok tehlikeli. Bugüne kadar hiç trafik kazası gördünüz mü? Sizce trafik kazaları neden oluyor? Bugüne kadar büyük bir trafik kazası görmedim. Ama evimin çevresinde bazen küçük kazalar oluyor. Bazı sürücüler ve yayalar çok dikkatsiz, kurallara uymuyorlar. Bence kazaların en önemli nedenleri bunlar. Bazı insanlara göre uçak en güvenli ulaşım aracıdır. Sizce en güvenli ve en tehlikeli ulaşım araçları hangileridir? Bence de uçaklar diğer ulaşım araçlarından daha güvenli. En tehlikeli araçlar ise motosikletler. Çünkü her gün birçok motosiklet kazası oluyor ve motosiklet kazalarında ölüm riski çok yüksek. Otobüste veya metroda başka insanlara yer veriyor musunuz? Genellikle kimlere yer veriyorsunuz? Tabii, yer veriyorum. Bir genç olarak özellikle yaşlılara ve çocuklu ailelere otobüs ve metrolarda her zaman yer veririm. Hiç otobüsünüzü, treninizi veya uçağınızı kaçırdınız mı? Nereye gidiyordunuz? Daha sonra ne yaptınız? Evet, Geçen sabah otobüsümü kaçırdım. Bu yüzden geç kalmamak için işe taksiyle gittim. Artık sabahları evden daha erken çıkıyorum. Sabah otobüse saat kaçta biniyorsunuz? Otobüsten indikten sonra kaç dakika yürüyorsunuz? Genellikle sabah 7'de otobüse biniyorum. İş yerim evime yakın. Bu yüzden 10 dakika sonra iniyorum. İndikten sonra yaklaşık 5 dakika yürüyorum.